Herkese merhabalar. Ağır Sıklet Box kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda Arslanbek Mahmudov, Erkan Teper maç sonu yorumuyla karşınızdayım. Tabii kısaca bir hatırlayacak olursak Arslanbek Mahmudov, Erkan Teper'i birinci roundda referee technical decision ile yenmişti ve 3 defa düşürmüştü. Kısaca bir görelim. Bakın burada çok sert darbeler vuruyor. Yine yakaladı. Evet bakın yine güzel bir şekilde düşürdü. Tabii maç boyunca Arslanbek Mahmudov elleri aşağıdaydı. Yani gardını yüksek tutmadı. Tabii kendine güvendiği için muhtemelen bunu yaptı ama daha güçlü rakipler karşısında umarım böyle elleri aşağıda olmaz. Bu tehlikeli bir durum olur. Arslanbek Mahmudov'un yumruk gücünün ne kadar sert olduğunu zaten gördük. Diğer rakiplerine karşı da bunu zaten gösterdi. Tabii Erkan Teper son karşılaştığı rakiplere göre uzun bir rakipti. 1.95 boyundaydı ama 39 yaşında. Artık Erkan Teper'in de zamanı geçmeye başladı boks adına. Ama birinci roundda rakibini bitirmesi önemliydi. Zaten biz bunu bekliyorduk. İkinci rounda çıkamadı Erkan Teper. Arslanbek Mahmudov güzel bir galibiyet aldı ama öyle çok da hani üzerine koyarak geldiğini düşünmüyorum. Yumruk gücüyle beraber yine karşılaşmayı aldı. Tekniği tabii daha çok geliştirilebilir diye düşünüyorum. Öyle ağam şağam bir tekniği yok. Bundan sonra Arslanbek Mahmudov ne yapar diye düşünecek olursak yapması gereken şey bence daha önemli rakiplerle karşılaşması gerekiyor. Çünkü böyle zaman kaybederse yaşı da zaten 32'ye geldi. İyi olmaz yani, mümkün olduğunca daha iyi rakiplerle karşılaşıp tecrübe kazanması lazım. Böyle bir yıldız, iki yıldız boksörlerle karşılaşması ona çok da fazla bir şey katmayacaktır. Şu an dünya sıralamasında 28. sırada bulunuyor. Tabii birazcık daha üstteki isimlerle karşılaşması daha iyidir diye düşünüyorum. Örneğin mesela işte Simon King ile karşılaşabilir. O da işte Kanada'da veya ne bileyim Christian Hammer olabilir, Carlos Takam olabilir, Daniel Dubois olabilir, Tony Yoka olabilir. Yani bu kalibrede isimlerle artık maç yapmaya başlaması lazım bir an önce. Çünkü zamanı geçmeden şampiyonluk maçını görebilmesi için üstteki isimlerle artık karşılaşmaya başlaması lazım. Tabii promotör sıkıntısından dolayı pek maç bulamıyor Arslanbek Mahmudov. Çünkü Golden Boy Promotion'da çalışıyor sanırım. Pek bilinen bir şey değil. Ama Arslanbek Mahmudov baktığımız zaman en son işte 2 ay arayla ringe çıkmış oldu. Ondan hemen öncesinde 9 ay bir ara vermiş. Pandemi sürecinde tabii. Ama yine de ben maç sıklığını artırıp ve en önemlisi daha üstteki isimlerle dövüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii Arslanbek Mahmudov biliyorsunuz benim listemdeki boksörlerden bir tanesi. Tabii listeme aldığım insanlar biliyorsunuz ki şampiyonluk adayı. Zaten Oleksandr Usyk biliyorsunuz geçen kemerleri aldı ve ağır sıklete de heyecan getireceğini söylemiştim. Şimdiden o heyecanı getirmeyi başardı. İkinci sırada da gördüğünüz gibi Arslanbek Mahmudov var. Mahmudov eğer kendini önemli isimlerle geliştirir de bir an evvel kemer maçına çıkarsa ben kemerleri alabilecek kadar yükseleceğini düşünüyorum. Şu an WBC'de 12. sırada sanırım Arslanbek Mahmudov ve bundan sonra neler yapabilir? Şeyde yani en azından WBC'de daha da yükselebilir mi? Bunu da seçtiği rakiplere göre yine takip edeceğiz. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.